Hazırız bebeğim. Burada görüşürüz dostum. Kendine iyi bak, tamam? Hadi hoşçakal. Ya ne gevzesi abi. Arjantin'e gidiyorum. Yok mu Arjantin? Buenos Aires. Bursa terminalindeyiz. Sınırdan çıktım. Artık Türkiye sınırları dışındayım. En zorlu bölüm orasıydı. Birinci bölümü geçtim. Ve beni karşılayan müzik Küba müzikleri. Sürpriz. Muchas gracias. Evet, işin en zor kısmını geçtim. Yani şimdi en güzel kısmında burası. Duty free. Tabii ne yapacağım? Parfüm deneyeceğim. Her yerime parfüm sıkacağım. Beleş. Kim yapmıyor ki bunu? Hepimiz yapıyoruz. Arjantin bayrağı gibi yapmışlar. Çok güzel. Ne kadar? 59 euro ve 42 euro. Tabii bunu 10 ile çarpınca 400 küsür liraya ve 600 küsür liraya geliyor. D7 kapısına gidiyoruz. Oradan bineceğiz. D7. Evet, acayip büyük ya abi. Bir kapıdan diğerine gitmek yani bir 5 dakika sürüyor ya. Vámonos, vámonos, Latino America, Argentina. Hello, welcome aboard. Hello. No, c'è mi dice, ma un laboratorio spezza, uno che stiamo usando. Amsterdam'a indim. Sorunsuz bir şekilde hallettik. Şu saati daha önce de görmüştüm. Sanki biri varmış gibi orada. Aslında kimse yok. Daha birkaç hafta önce gördüm ya ben bunu. Vallahi buradaymış demek ki bu saat.
Çok ilginç. Thank you for waiting. We invite economy class passengers to board the aircraft now. On behalf of KLM and SkyTeam, we wish you a pleasant flight. Evet, KDM'nin yemeği pilav, makarnamsı bir şey ve spangile gibi sütlü bir tatlı. Bir de içecek var yanında, birazdan gelecek böyle. Fena değil. Yeah, for me. Thank you. Thank you. Uçak boş sayılır. Yani yarısı boş. Yanlarımız boş. Mad Max. Bugün güneş Buenos Aires'ten, Arjantin'den doğdu. Sonunda geldik. 21 Ekim Salı. Tanıdık bir havaalanı. Çok iyi tanıdığım. Bienvenido, Buenos Aires. Abi, şu an serbest bir şekilde dolaşıyorum, çok garip. Yani beni durdurup karantinaya almaları gerekeceğini düşünüyordum. Şu Havana onların en ünlü kahve restoranı. Restoran diyorum, kafesi. İşte çikolatası, kahvesi çok meşhurdur. Bakalım çıkışta ne olacak şimdi. Böyle serbest bir şekilde gidiyorum. Nereye gideceğim, ne yapacağım belirsiz. Çözeceğiz bir şekilde. Ama bu kadar serbest bir şekilde çıkacağımı hiç düşünmemiştim. Göreceğiz. Sanki başka bilmediğim bir ülkeden Türkiye'ye girmiş gibiyim. Ve evet. Burası Buenos Aires. İlk günkü gibi. Buradan ne olacak? Burada çıkışta bekliyorlar. Herhalde böyle çıkıp yürüyebiliyoruz. Herkes gidiyor. Bekleyenler dışarıda. Evet. Uçuş vardı, uçak ama uçaklar şu anda iç uçuşlar kalkmıyor. Costa, Bahia Blanca. Otobüsler de var. Sorayım bakayım ya. Çok zor otobüs. Ama galiba şu Transit Hyundai araba gibi bir Mercedes Vito tarzında arabalarla gidebilirim. 3000 kilometre bir 2 gün sürecek. Büyük ihtimalle öyle olacak gibi görünüyor. Evet, havaalanından şehir merkezine gidiyorum. Meşhur 8 numaralı otobüs bütün neredeyse bütün şehri gezdiriyor. Sonra şehir merkezine gidiyoruz. Yani yaklaşık herhalde 1 saat falan geçer. Öyle. Çok meşhurdur 8 numara. Klasik Arjantin gösterileri. Tamam.
Evet, burası Florida Caddesi, Buenos Aires'in en hareketli, en popüler caddesi oluyor. Yani İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi diyebilirim. Kafeler açık. Yani buraya geldiğimde bu kadar hareketli olacağını düşünmüyordum. Beklediğimden daha hareketli çıktı. Eskiden buralarda her 100, 200, 300 metrede bir işte her neyse tango yapılıyordu. Tabii şu an yok. Mümkün değil o ellerin birleşmesi. Tabii burada en çok tüketilen şey mate. Yani bildiğimiz mate çayı diyelim. Bunlar da kapları. İçine mate çayı koyup üzerine sıcak su ekliyorsunuz. Daha sonra pipetlerle içiyorsunuz. Biraz acı oluyor ama Türkiye'de bunu daha çok şey için satıyorlar. Como? Porque esto mate vale 200. Okay, gracias. 200 peso 20 lira falan. Biraz acı oluyor tadı. Türkiye'de bunu daha çok şey için satıyorlar. Zayıflama çayı diye biraz iteliyorlar. Bilmiyorum alakası var mı. Yani Türkiye'de de bazı yerlerde bulmak mümkün bu mate çayını. Biraz acımsı, pek sevemedim ama bunun aromatik şeyleri de var tabi. Limonlusu, portakallısı falan yaparak içebiliyorsun. Ve az önce bir arkadaşla buluştuk, biraz sohbet ettik. 3 yıl önce beraber vakit geçirdiğim bir arkadaşımdı. Evsizler o zaman da çoktu, şu anda daha çok olmuş. Tabii işsizlik daha da kötü şu anda. Birçok yer, her yer kapalı. Kendisi de işsiz. Küçük ufak tefek işler yapsa da. Birçok yer dükkanlarını kapatmış. Birçok yer karantinada, devlet para ödemiyor. Yani birçok sokakta bugün de gördüm gösteriler var, devam ediyor. Hükümete karşı gösteriler. Yani ülkenin durumu daha da kötü olmuş. İşte obelisko, yine gördük, dikili taş bir nevi. Çok güzel, daha özlemişim Buenos Aires. Özlenmeyecek değil sonuçta. Latin Amerika'nın Paris'i diyorlar Buenos Aires için. Binaların güzelliği, sokaklar, caddeler. Tam bu noktada çok şey izledim, tango. Şu anda yok. Bugün ise burada dolar vardı cebimde. Biraz dolar bozdurdum. Olan dolarları. Bankada bozdursaydım bankaya gittim. Bozmadılar. İyi ki de bozmamışlar. 70 bir peso 71 dolar pardon. 1 dolar 70 peso. Tam burada bozdurdum. Bu adam da bozdurmuştu. 1 doları banka 70 pesoya bozuyor. Ama burada geldiğimde kara borsada bozdurursam 1 doları 170 pesoya bozuyorlar. Yani iki katının da biraz daha fazlası. Parboy olunca ben de burada bozdurdum tabii. Benden sonra polis birkaç yere baskın yapmış. Arkadaş söyledi az önce. Sen ne yaptın, bozdurabildiğimi polis baskın yapmış dedi. Yani biraz ucuz atlattık mı diyebilirim, bilmiyorum. Gerçi çok var burada bozan ama her 10 kişiden biri neredeyse para bozuyor, kara borsa. Bir hediye dükkanı, bir girelim neler var. Hola. Voy a sacar un poco video.
Sì, più o meno? Ok, grazie. Evet, futbol kulüplerini şapkaları. Boca Juniors, River Plate, Racing Club. Ve Arjantin'in en ünlü çizgi film kahramanı Mafalda. Bakalım tişörtlere, formalara neler var. Arjantin yağmurlu. Aa, çok iyiymiş. ¿Cuánto sale esto? 5,000 pesos. Ah, sí, burada yazıyormuş. 500, oha, 560 lira yapıyor TL neredeyse. Wow. Normal yani buraya göre. Türkiye'de bunun, tabii bunlar orijinal. Este es orijinal, no? No. ¿Y qué marca? No. Ah, no tengo marca. Ah, ok. Ah, sí. 2000 peso, 200 TL bir tişört. Kulüp tişörtü orijinal. Türkiye'de de aynı hemen hemen. Ama bu çok pahalıymış. Markası da yok. Yağmurlu. 500 TL. 560. Wow, gayet normal. Kartpostallar. Wow. Kartpostal göndereceklerim, size göndereceğim yakında. Biraz para kazanmaya başlayınca. Çok burada çok masraflı göndermiş. Muchas gracias. Çok, çok burada şarap dükkanı, kahveci, çok fazla var. Her sokakta var neredeyse. Akşam saati olduğu için bayağı bir fazla insan var. Birkaç saat önce çok fazlaydı, bayağı kalabalık değildi. Yani ekonomik olarak kötü bir durumda ülke, peso, dolar karşısında bizden çok çok daha kötü. Bunun bir kötüsü Venezuela işte. Şurası Şili'nin Falabella dediğimiz, Şili galiba, Şili markasıydı. Bir sıkıntı, problem olmuş, kapatıyorlar galiba. Protestolar olmuş. Böyle bir şey, karantinada açtıkları için mi, karantinada açtıkları için belki de olmuş olabilir. Pankart asmışlar, polisler, görevliler, içeride konuşuyor, bir şeyler var. Mesela bir peso, 5 sene önce bakmıştım, bir peso, 1 dolar pardon, 1 dolar 5 yıl önce burada 7-8 pesoydu. Şu an 75 peso, 10 katı daha kötü. Yani bu kadar kötü bir durumda. Yani 1 dolar mesela şu an kaç para Türkiye'de? 7-8 desek, 5 sene sonra 70-80 lira olduğunu düşünün 5 yıl sonra. Aynı öyle. Yani bizi de belki o kadar olmayabilir ama 5 yıl sonra herhalde onu geçeceği %100 kesin. 15 olur mu bilemem. Bu da tabii elektronik de pahalı. Yiyecek falan biraz daha pahalı bize göre. Şu mesela hamburger, kola, o 179 peso demiş. Yani 10'la çarp, 10'a bölersek 17 TL, 18 TL falan yapıyor.
gördüğümüz fiyatları 10'a bölüyoruz. TL fiyatı çıkıyor karşımıza. McDonald's biraz daha ucuz. Tabii Türkiye'de de ucuz gerçi McDonald's ama mesela bir kahve 5 lira, 8 lira, 7 lira. Ama yanında o yiyecekle birlikte tatlı biraz çok güzel. Buranın meşhur Medialunas dedikleri. Medialuna. Tıpkı İstiklal Caddesi gibi, daha önce de söylediğim gibi. Çok benzetiyorum oraya. Hareketliliğini. Paraguay şemsiye satıyorlar. Paraguay. $300 pesos, 30 TL. Bir şemsiye. İyiymiş, ucuz yani. Uçaktan indiğimde karantinaya alacaklarını düşündüm. Kimse bilmiyordu, belirsizdi. Herkes alacaklar dediler. Hatta Türk konsolosunda çalışanlar da dedi, seni alacaklar dediler karantinaya. Ama girdiğimde öyle olmadı. Test yaptırdım ülkeden çıkmadan önce. Hola. Puedes sacar video? Puedes, sí. Ah, okay, gracias. Aa, armalar. Çok güzel ya. Şapkalar da çok iyiymiş. Bin peso. Yine 1000 peso. 100 lira falan. Pahalıymış. T-shirtler. Arjantin forması. Para yazmıyor. Quanto sale? Ops. Bakalım ne kadarmış. Yine bir 300 lira vardır. 400. Orijinal tabi 500'dür. $1,200. Ah, original? No, ah, no. Ah, okay. Original tiene acá. Ah, original değil mi? Şu yüzden pahalı, 100 lira. Ben de şaşırdım. Y original sabías cuánto sale? Ah, otra vez. Ah, bueno. Ah, sí, por 4300, okey. Si, 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 yazıyormuş. 4430 lira falan. Pahalı. Dediğim gibi. Okey, gracias. Aa, parfüm, Harley parfümleri. Termos şeyi zannettim. Jax parfümmüş. Torbalar pahalı, 500 lira. Doğal olarak. Ama tişörtler orijinal olmayanlar 100 lira fena değil. Can, sana borcum vardı. Demin de orup sana Arjantin forması gönderecektim. Can ünlü. Umarım. Bizim oralarda da vardır ya, alırım. Daha düzgün olması lazım. Bu biraz kötü. Şöyle Arjantin tişörtü gönderebilirim sana. O daha güzel. Mafalda
mate kapları. Muchas gracias. Ve diğer mate kapları. Yani biz mi daha fanatiyiz çay içme konusunda? Arjantin ve Uruguaylılar mı daha fanatik mate içme konusunda? Dersem buradakiler Arjantin, Uruguay bizden daha fanatiktir. Çünkü çoğunda, özellikle Uruguay daha fanatik bu konuda. Mate içme konusunda elinde sıcak su kabı, işte mate kabı, özel şeyleri vardır bunların. Onlarla birlikte gezerler, otel durağında beklerler. Yani yanında aparat, şöyle düşünürsek yanında çay, işte basit bir çay düzeneği, sıcak su falan götürüyorsun. Gezdiriyorsun yani yanında. Öyle olduğunu düşünün. Yani hiç bizde yapan yoktur öyle bir şey. Evde içersin, kahvede, kıraathanede, kafede içersin. Ama bunlar yanında gezdiriyor. Gittiği yere götürüyor, çalıştığı yere götürüyor. Parkta, orada, burada içiyorlar. Bizden daha fanatikler. Alışsam iyi olacak mateye. Şey diyordum. Uçaktan indiğimde karantinaya falan almadılar. Ülkeden çıkmadan önce de test yaptırdım. Negatif çıktı tabii. Hani buradan isterlerdi ülkeye girerken Arjantin. Kimse de istemedi. 250 lirayı boşuna verdim. Yani iyi oldu. Neyse, elimi kolumu sallayarak ülkeye girdim yani. Hiç böyle beklemiyordum. Yarın da bir aksilik olmaz ise bir otobüsle, küçük bir minibüsle daha doğrusu 3000 kilometrelik, yaklaşık 2 günde belki geçer bir yolculuk olacak. Patagonya bölgesine inişe geçeceğim. Öyle bir yolculuk olacak. Onu da videoya çekerim biraz. Bakalım neler olacak. Florida'nın ortasına geldiğim gibi. Buradan ben otele doğru gideyim yavaş. Pek dolaşmak istemiyorum. Çünkü sıkıntılı, özellikle böyle günlerde daha sıkıntılı. Çünkü benim oturma iznim diğer kasabada, böyle serbest gezinem problem çıkartabilir. Tabi birçok tiyatro, ben neredeyse belki Buenos Aires'te bilemiyorum ama atıyorum 200-300 tiyatro vardır. Çok düşkünler tiyatroya. Kitapçıda belki 1000 tane kitapçı vardır. Koca şehirde. Bilmiyorum, daha fazladır ama eksik değildir yani. Dünyada en çok kitap satan yer olabilir mi bilmiyorum. Bunu okumuştum bir yerde ama ya biridir ya ikincidir. Yani ülke olarak bayağı kültürlü, gayet iyi durumdalar. Ama ekonomik olarak çok kötü durumdalar. Bu da kapitalizmin sonuçları. Ülkeyi batırmaya çalışıyorlar. IMF'den borç almaya zorluyorlar. Bu aralar IMF ile pazarlık içinde hükümet, başkan, onlarla pazarlık içinde olduklarını söylüyorlardı. Uzun zamandır IMF'den borç almıyorlardı. Ama bu sefer almak zorundalar sanki. Bu karantina günlerinde yapacak hiçbir şeyleri yok. Günlerdir, haftalardır onun pazarlığını yapıyorlar. Araya başkalarını sokuyordu. Görüyorum, tweet atıyordu başkan. Hollanda başbakanıyla görüşüyor. Fransa'dakilerle görüşüyor. Bir şekilde görüşüyorlar. Daha çok IMF hakkında görüşüyorlar. Arjantin halkı din konusunda biraz Katolik. Çok da koyu değiller. Pek alakaları yok gibi. Sözde Katolik. İşte bir tiyatro binası. Küçük bir tiyatro.
Havana. Havaalanında da göstermiş olmam lazım. Bu obelisko Sultanahmet'teki dikili taştan daha büyük. Belki iki kat daha büyüktür. Tiyatro binası da burada. Kentucky Pizza Media Luna dedikleri şu tatlı kruvasan tarzı şimdi aklıma geldi. Ben de sanırım burada yiyeceğim bir pizza. İki porsiyon bir pizza yerim. Bir de içecek. Bakalım ne kadarmış fiyatlar. İşte bir porsiyon mozzarella 77 lira, Napolitana tek dilim yani bir dilim 7 lira 8 9 10 lira. Böyle bir dilimi 7'den başlayıp 10'a kadar var. Yani bir büyük pizza ise 54 lira. Mozzarella peynirli, Napolitana, hamon y moron yani. İşte salamlı, sosisli, yine 73 lira büyük porsiyon. İyi, çok pahalı değil. Sanırım iki dilim pizza bir de kola alıp 70-140-220 liraya bağlayacakmış. Öyle olacak gibi. Tabi buranın pizzacıları da çok meşhurdur. Birçok caddede, sokakta yerel pizzacılar da çok fazla. Önünde kuyruklar falan olur. Buenos Aires'te sabah. Bugün Buenos Aires'te uyandım. Manzara, pek bir manzara yok ama olsun. Kuş sesleri duyuluyor. Yine de Buenos Aires'te olduğunu bilmek güzel. Bugün yolculuk var. Galiba 2,5 gün sürecek. 3000 kilometrelik bir araç yolculuğu. Bakalım neler olacak. Algunos por gente conocida, otras que no conozco. Fue corriendo la bola allá, viste. Bueno. Acá estamos. ¿No? Evet, hoşça kal Buenos Aires. İleride görüşürüz. Yolcu almaya geldik. Bir yerde durduk. Bir mezarlık gördüm. Hemen gidip aldım içeriye. İlginç. Şöyle yerlere mezarlık koymuşlar. Çekmecede böyle. Bunların içinde mezar var. Burası da böyle.
kadın. Bunlarda hep mezar var böyle. Sanırım soylu ailelerin olabilir. Buranın soylu aileleri. Ne ait? Buralar hep böyle gidiyor. İlginç, güzel bir mezarlık. Bayağı düzenli. Diego Norman Meyer. Anita Dürnüfer, Alman galiba. Antonio Bermudez. Böyle küçük objeler koyuyorlar. Büyük ihtimalle bu ölen kişinin eşyaları olabilir. Sevdiği. Burada portresi var birinin. Belki de külleridir içindeki. Bilmiyorum. Aralıksız 12 saattir neredeyse gidiyoruz. Selamünaleyküm İsa Reis, nasılsın? Sana Türkiye Bursa'dan selamlar getirdim. İyi misin, kendine iyi bak. Zafer işareti be aman, benden de sana zafer işareti. Hadi bakalım. 12 saattir yoldayız. Gerçekten her yerim tutuldu. Bayağı bir güzel geldik yalnız, hızlı geliyoruz. Araba bu. Hyundai H1. Hyundai H1 VIP araba. Bayağı güzel, kaliteli. Kilisenin de dışarıdan görünüşünü çekeyim. Şöyle haç üzerinde İsa heykelinin kafası var, sadece ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bunun fotoğrafını da çekmek lazım. Çok ilginç. Bahia Blanca yakınlarındayız. Arjantin'i bilenler bilir. Burada bir pansiyon var. Buenas noches. Gecenin 12.30. Sabah kaçta çıktık? 9 gibi. 9, evet, 9'a yakın çıktık. Neredeyse aralıksız devam ediyoruz. Gecenin 12.30. Sadece benzin alırken durduk. O da 5 dakika, 10 dakika. Herkes yiyeceğini o ara aldı, işini gördü. Devam ediyoruz. Ya para rematar a esta altura. Claro. ¿Qué era lo que le tenía que decir? En Calafate, en la casa de ella, calle 2002, número 958. Yo le dije, si le hacen oler algo,